Merhabalar değerli gönül dostları. Fransa Hizmet Hareketi gönüllülerine yönelik yaptığımız seminerler serisine hoş geldiniz. Bugün Abdülgaffar Dereli hocamız Peygamber Sevgisi isimli sunumuyla bizlerle olacak. Konuşmalarını yapmak üzere mikrofonu kendilerine bırakıyoruz. Hocam mikrofon sizde. Buyurun. Estağfurullah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem ecmaîn. Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi. Kullu mahtalafa el melavan ve ta'aqaba el asran ve kerra el cedidan ve istakbala el farkadan. وبلغ روحه أرواح أهل بيته من التحية والسلام وارحم وبارك وسلم عليه وعليه كثيرا كثيرا إلى يوم الحشر والقرار واحشرنا معهم بلطفك آمين واحشرنا معهم بلطفك آمين واحشرنا معهم بلطفك آمين وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم Muhterem kardeşlerim, mübarek bir cuma gününde cumanın bütün enginliği ve bütün zenginliğiyle üzerimize sağanak sağanak yağdığı şu dakikalarda biz yine camilerden uzak, camiler bizden uzak, biz birbirimizden uzak, uzaklıklar içerisinde bir birlikteliği yaşıyoruz. Rabbim gurbetlerimizi tez zamanda kurbete çevirsin, yakınlığa çevirsin ve bizi mazide ecdadımızın, büyüklerin yapmış olduğu hizmetlerin yüzü suyu hürmetine üzerimizdeki imtihanları tez zamanda halas eylesin, tamama erdirsin inşallah. Bugün de bu mübarek cuma saatinde geçen hafta Cenab-ı Hakk'ın sevgisiyle ilgili kalbimize gelen bazı şeyleri paylaşmış olduk. Bu haftada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la ilgili bazı şeyleri paylaşmaya gayret edeceğiz. Saygıdeğer kardeşlerim, burada huzurunuzda Peygamberimizi anlatmak ve ona ait bazı şeyleri dile getirmek öyle zannediyorum size karşı çok suyu edep bir hareket, bir sohbet olsa gerek. Neden diye merak ederseniz çok iyi biliyorum ki sizin içinizde peygamber aşkıyla yanıp tutuşan, geceleri gündüzleri ona salatü selamlarla adeta müheykel hale gelmiş olan nice bağır yanık ve peygamber aşkıyla sevdalı insanlar var. Bunların arasında kalkıp da onlara peygamberimizi anlatmak, bundan dolayı suyu edep dedim. Yoksa peygamberimizi anlatmak elbette ki edebin ta kendisidir. İşte bu manada Efendimiz'den bahsedeceğiz. Rabbim onu anlatma şerefini bizlere, dinleme şerefini bizlere nasip ettiği gibi inşallah ahirete gidince ondan, onun sohbetlerinden müşerref olma, şefaatine nail olma lütfunu da bizlere nasip eylesin inşallah. Peygamberimizi tanıma adına belki çok şey söylenebilir. Ona ait bazı hakikatler ifade etme adına öyle zannediyorum, dağlardaki bütün ağaçları kalem niyetine kullansanız, bütün sert cisimleri kağıt niyetine kullansanız, deryaları da mürekkep niyetine kullansanız, Peygamberimize ait olan hakaiki, Peygamberimize ait olan güzellikleri methetmekle bitiremeyiz. O Allah'ın aramıza koymuş olduğu en şerefli bir elçidir. Bundan dolayı onunla ilgili anlatılacak olan hiçbir şey onu anlatmaya kafi gelmeyecektir. Ama biz de sadece bu manada, bu mevzuda bir hissemiz olsun diye girmiş oluyoruz. Konunun biraz çarpıcı olmasını düşünerekten bir soruyla
başlamak istiyorum saygıdeğer kardeşlerim. Namaz kılarken acaba bir kişiye selam vermek namaza mani midir? Namaza etkisi var mıdır diye bir soru ile konuya girsem. Namaz kılarken birine selam vereceksiniz. Yanınızda oturan birine, karşınızdan gelen birine, arkanızdan gelmiş birine selam vereceksiniz. Bu mümkün mü? Elbette mümkün değil. Siz de cevabını biliyorsanız ben de bunun cevabını biliyorum. Birine ne selam verilir, ne selam alınır. Verdiğiniz selam, aldığınız selam ne olur? Namazı bozmuş olur. Ama bunun bir istisnası var. Nedir o istisna? Peygamberimiz bunun dışında saygıdeğer kardeşlerim. Bunu ilk okuduğumda şaşırmıştım. Arkadaşım biri de bana bunu Medine-i Münevvere'de çok duygulandım hocam diye anlatmıştı. Umre'ye gittiğimizde hocam dedi, tahiyyatı oturup da ettahiyyatı okurken ettahiyyatu lillahi ve salavatu ve tayyibatu esselamu aleyke eyyühen nebi. Peygamberimize orada hele hele Medine-i Münevvere'de Mescid-i Nebevi'nin içerisinde Allah Resulü'nün mübarek merkadinin yanında, kabri şerifinin yanında esselamu aleyke eyyühen nebi diyor. Neyin içerisinde? Namazın içerisinde. Peki nafile namaz mı? Hem nafile hem de farz, vacip namazlarda. Peygamberimize getirdiğimiz, verdiğimiz selam bizim namazımızı bozmuyor ve fazilet katıyor. Namazımıza bereket katıyor. Namazımıza ihlas katıyor. Namazda Allah'ın huzurunda saygıdeğer kardeşlerim, bu nasıl bir şeref acaba? Peygamberimizin makamını bilme adına, yerini öğrenme adına oturmuş Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mescidinde Cenab-ı Hakk'a ibadet ediyorsunuz. O ibadet esnasında Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü diye Peygamberimizi selamlıyoruz. Allah'ım bu ne büyük bir lütuf. Bu ne büyük bir lütuf. Saygıdeğer kardeşlerim, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı anlatmakla bitmeyecek nice faziletleri var. Onu biz bitiremeyiz, onu anlatamayız ama sadece bu deryadan bir damla, bir katre, bir zerre olsun diye bazı cümleleri beraber paylaşıyoruz. Ve ikinci bir noktayı arz etmek istiyorum. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a saygıdeğer kardeşlerim, bir bakın şu okuyacağım ayeti kerimeye. Ben de ondan dolayı bu ayeti kerimeyi mevzuma serlevha yaparaktan okudum ve girdim. İnna Allaha ve melaiketehu yusalluna ale'n-nebi. Ya eyyuhellezine amenu sallu aleyh. Allah. İnna Allaha, muhakkak ki Allah, Allah Celle Celaluhu ve melaiketehu ve Allah'ın melekleri. Hangi melekleri? Cenab-ı Hakk'ın melek adına yaratmış olduğu ne kadar varlık varsa tamamını içine alacak şekilde melaike-i kiram, bütün melekler innallâhe ve melaiketehu yusallûne alennebî, hepsi peygamberimize selam veriyor. Allah da peygamberimize selam veriyor. Ya eyyühellezîne âmenû, ey iman edenler, sallu aleyh. Siz ne diye duruyorsunuz o zaman? Siz niçin salatü selam getirmiyorsunuz peygamberimize? Niçin onun adını andığınız zaman arkasından ona dualarla yaklaşmaya çalışmıyorsunuz? Burada Cenab-ı Hakk'ın salatü selam getirmesi, haşa, Cenab-ı Hak hiçbir şeye muhtaç değil. Bu da ona ait bir ihtiyaçtan değil. Ama Cenab-ı Hakk'ın salat getirmesi demek, yapılan salatları kabul etmesi demektir.
makamına ulaştırması demektir. Cenab-ı Hak salat adına yapılan duaları cevap vermesi ve onları kabul etmesi manasını anlamak lazım. Meleklerin salatı istiğfar manasınadır. Ona dua manasınadır. Müminlerin salatı ise peygamberimize yakınlaşma şefaatine nail olma makamındadır. Saygıdeğer kardeşlerim, işte bundan dolayı Cenab-ı Hakk'ın salat getirdiği bir peygamberi Allah Teala bize peygamber olarak seçmiş. Ne gam. Böyle bir peygambere Allah bizi ümmet eylemiş. Ne lütuf. Böyle bir peygambere bizi cemaat eylemiş. Rabbim içinde bulunduğumuz nimetlerin farkına varmayı nasip eylesin. Muhterem kardeşlerim. Madem mevzu salatü selamdan açıldı, bir hadisi şerifi de aranızda paylaşmak istiyorum. Efendimiz buyuruyor ki, bana bir kişi bir salatü selam getirdiği zaman, o salattan dolayı o kişiye 10 hayır sevabı yazılır. 10 günahı affolur. Ahirette makamı 10 derece yukarıya doğru çıkar diyor. Bir salatü selamın. Peygamberimize bir salatü selam getirmenin 30 kat sevabı bu. Onu hayır adına, onu günahtan kurtulma adına, onu da ahirette derecelerin artması adına. Yine bir başka hadiste zahir diyor, bana ahirette en yakın olanlar en çok salatü selam getirirler. Evet, en çok salatü selam getirirler. Rabbim hem salatü selam getirmeyi hem de peygamberimizin en büyük sünneti olan ona uymaya, onun yaşadığını hayatımıza hayat prensipleri olarak uygulamayı nasip eylesin inşallah. Muhterem kardeşlerim, Efendimiz'i sohbet ediyoruz, bunu anlatıyoruz. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak kendisini anlatırken Nur suresinde şöyle buyuruyor. وَلَوْ لَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَاَنَّ اللّٰهَ رَعُوفٌ رَحِيمٌ Eğer Allah'ın sizin üzerinizde fazl ve rahmeti olmasaydı ve Allah gerçekten rauf ve rahim olmasaydı ne yapardı? Nur suresi ayet 20. Cenab-ı Hak kendini anlatırken onun rahmeti, onun aleyküm rahmetuhu ve ennallaha raufur rahim. Allah rauf ve rahim diye bizlere kendini tanıtıyor. Yine Kur'an'ımızda Tevbe suresinde bu defa peygamberimizi anlatıyor. Diyor ki, لَكَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوفُ الرَّحِيمِ And olsun size, kendi içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki sizin sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir. Çünkü o size çok düşkündür. Müminlere karşı çok rauf ve rahimdir. Evet. Bil müminine raufur rahim. Saygıdeğer kardeşlerim, Cenab-ı Hak kendine ait olan sıfatları Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a kullanıyor. Allah'ım bu nasıl bir peygamberlik? Cenab-ı Hakk'ın kendi adına Kur'an-ı Kerim'de kendini tanımlarken rauf ve rahim diye anlatırken peygamberimizi anlattığı başka bir ayette müminlere karşı o rauf ve rahim kendi sıfatlarıyla peygamberimizi tavsiye ediyor. Ne büyük bir lütuf. Ne büyük bir şeref. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı
tanıma ve bilme adına hocamızın tanımladığı bir tanımı ben özetlemeye çalışayım. Efendimiz Miraç'a çıkınca, Miraç gecesinde Miraç'a çıkınca o öyle makamlara yükseldi ki o çıktığı noktada artık beşeriyet bitmişti. Beşeriyet bitmişti. Kainat diye, evren diye, mahlukat diye yaratılan bütün sınırları aşmış ve hocamızın ifadesiyle varlık sarayının kubbesini çatlatmıştı. Miracıyla. Varlık sarayının kubbesini çatlatmış, kubbeden dışarıya çıkmıştı. Orada o geldiği noktada, makamda ona sadece Allah diyemezsiniz. Onun dışında medhüsene adına, fazilet adına söyleyeceğiniz bütün cümleler Efendimiz'e layıktır ve az bile gelir. Sadece orada Allah denmez. İşte böyle bir makamın sahibiydi Efendimiz Aleyhisselam. Ve Cenab-ı Hak bizi ona ümmet eylemiş. Bu ne büyük bir saadet, ne büyük bir fazilet, ne büyük bir mutluluk saygıdeğer kardeşlerim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın metini anlatmaya gücümüz yetmez. Yine ben ayetlerle bazı şeyleri sadece altını çizmek istiyorum. Bir iki noktaya temas etmek istiyorum. Ali İmran suresinde Cenab-ı Hak bu defa peygamberimizi değil de ümmeti anlatıyor. Peygamberimizin ümmetini. Peygamberimize ümmet olan insanların makamını Cenab-ı Hak bizim önümüze koyuyor. Kuntum hayra ümmetin uhricet linnas. Siz öyle bir ümmetsiniz ki bütün insanların arasından seçilmiş, çıkarılmış hayırlı bir ümmetsiniz. O gün itibariyle Nasara var, Yahudiler var, diğer din mensuplarının insanları var ve Allah ümmeti Muhammed'i ortaya koyuyor. Ve ümmeti Muhammed'de diyor ki kuntum, siz önce değildiniz. Önce böyle bir faziletiniz yoktu. Ama Allah sizi sonra çok faziletli bir noktaya getirdi. Kuntum, değildiniz, oldunuz sonra. Ne oldunuz? Hayra ümmetin, ümmetlerin en hayırlıları oldu. Allah. Peygamber ümmeti olmak, ümmetlerin en hayırlısı olmak. Hayırlı bir ümmet olmak. Rabbim o ümmet olma şerefini bizlere nasip ve müyesser eylesin. Peki bizi bu hayıra getiren sıfat nedir? Nasıl oldu da biz hayırlı bir ümmet olduk? Ayetin devamı onu anlatıyor. Çünkü siz te'murûne bil ma'ruf ve tenhevne anil münker. Çünkü siz emri bil ma'ruf, nehi anil münker yaparsınız. Hizmet edersiniz. Durmadan Allah yolunda gayret edersiniz. Karanlık bir gönül gördüğünüz zaman bir Muhammedi lamba yakacağım diye, nur yakacağım diye emek verirsiniz, gayret edersiniz, uğraşırsınız. Evet, bundan dolayı siz hayırlı oldunuz. Peki mefhumu muhalifiyle yaklaşacak olursak bundan ne mana çıkar saygıdeğer kardeşlerim? Demek ki ümmeti Muhammed olarak bizler emri bil maruf nehi anil münker vazifesini ihmal edersek, bunu gereği veçile yerine getirmezsek, o zaman Allah Teala bu hayırlı ümmet vasfını da alır. Diğer sıradan ümmetler ve insanlar nasılsa bizi de aynı noktaya getirir. Bundan dolayı bizi hayırlı kılan peygamberimize ümmet olmanın yanı sıra peygamberimizin en büyük sünneti olan tebliğ ve irşad,
emri bil maruf nehi anil münker vazifesini yapacağım diye çırpınıp durma bizi faziletli kılan en önemli unsurlardan biridir. Peygamberimize ümmet olmanın bir de bu yönünü unutmamak lazım sayıdeğer kardeşlerim. Muhterem kardeşlerim, diğer peygamberlerin, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir de bakışına bakalım. Hazreti Musa aleyhisselamı anlatıyorlar eski kitaplarda, bizim bugün de bazı kitaplarda var ama bazıları bunların nesk olmuş, daha doğrusu ortadan kaldırılmış ama sonuçta bize ulaşan bilgiler. Hazreti Musa aleyhisselam bu ümmetin faziletiyle ilgili Tevrat'ta bazı ayetleri okuyunca bu hayırlı ümmet mevzuunu görüyor, çok hayırlı bir ümmet ve diyor ki ya Rabbel Alemin bu hayırlı ümmeti bana ümmet olarak yaz ya Rabbi diye başlıyor dua etmeye. Cenab-ı Hak ahir zamanda gelecek bir hayırlı ümmetle ilgili müjde veriyor ve bu ümmeti bana yaz diye Musa aleyhisselam duaya başlıyor. O böyle dua ederken Cenab-ı Hak vahyiyle bildiriyor, diyor ya Musa, o ümmet senin ümmetin değil. O ümmet ahir zamanda gelecek olan Ahmet'in ümmeti olacak. Aleyhisselam. Ne zaman ki Musa aleyhisselam, ölül azm peygamber, 5 büyük peygamberden biri olan bir peygamber, dünyada şu anda cemaati devam eden 3 peygamberden biri olan bir peygamber, bu sıfatları öğrenip, bu ümmetin makamını görüp, o ahir zaman peygamberin ümmeti olduğunu görünce, ellerini kaldırıyor bu defa, ya Rabbi madem ki onlar Ahmet'in ümmeti, beni de onun ümmetinden kabul eyle ya Rabbi. Allah'ım bu nasıl bir şeref? Ümmeti Muhammed'den olmanın şerefinin kutsallığına, kutsiyetine bakın. Koskoca bir peygamber ayağını bastığı topraklara yüzlerimizi, gözlerimizi sürüp de o toprakları gözümüze sürme diye koysak az yapmış olacağımız o ulvi insanlar, o ulvi peygamberler, Kelimullah diye adlandırılan o İsrailoğullarının bütün azgınlıklarına karşı sabredip onları hakka davet eden büyük peygamber ümmeti Muhammed'den olmak için dua ediyor. Biz ise hiçbir bedel ödemedik ümmeti Muhammed'in içerisinde Allah. Ne büyük bir şeref. Yine İncil'in aslında peygamberimize ait bazı sıfatları, vasıfları, üstünlükleri okuyunca bunları gören, bilen Hazreti İsa aleyhisselam aynen Musa aleyhisselam gibi o da ya Rabbi diyor beni de ümmeti Muhammed'den eyle. Allah'ım bana da bu şerefi nasip eyle. Beni de ümmeti Muhammed'e yaz Allah'ım. Hikmetini bilmeyiz. Bu duaların yüzü suyu hürmetine midir bilmeyiz. Ama bazı hadisler bize bunu da aydınlatıyor. İsa aleyhisselam biliyorsunuz bildiğimiz usul ile ölmedi. Allah onun mübarek cesediyle beraber semalara kaldırdı. Ruhuyla, cesediyle üstadımız gökteki bir yıldız gibi diyor. Bulunuyor. Ve yine Efendimiz buyuruyor ki ahir zamanda İsa aleyhisselam gelecek şer'imle amel edecek diyor. Demek ki o dua ahir zamanda kabul olacak. Nasıl inecek biz bunu bilemeyiz. Bir şahsı manevi olarak mı iner? Bir cemaatin içinde bir ruh olarak mı gelir? Mübarek vücutlarıyla mı gelir? Ben bunu bilmiyorum. Bu Allahu alem diyeceğimiz bir mevzu. Ulemanın çeşit çeşit fikirleri var. Ama bildiğimiz bir hakikat var ki Efendimiz İsa aleyhisselam ahir zamanda gelecek şer'imle amel edecek.
Allah bize bunu nasip eylemiş. Mübarek kardeşlerim, muhterem kardeşlerim. Ve Allah bizi bu peygambere, Hazreti Muhammed'e ümmet eylemiş. Bu ne saadet. Sözlerin anlattığımız manayı çekemeyecek kadar aciz kaldığı şu mevzuları anlatırken bazen kendi kendimize içinde bulunduğumuz faziletin büyüklüğünü görünce ümide kapılıyor, kendimden nefsim adına utanıyor, bu layık değiliz bu lütuflara deyip adeta hicap ediyoruz. Ama Allah veriyor, veren o olunca, biz de muhtaç olunca hayır diyecek halimiz yok. Cenab-ı Hak'tan gelecek bütün hayırlara muhtaçız. Demek ki en çok ahir zamanın cemaati olan, ümmeti Muhammed'in cemaati olan bizler bu hayırlara ihtiyacımız var ki Allah bize bu lütufları nasip etmiş. Bundan dolayı muhterem kardeşlerim, Peygamberimizi sevmek, Peygamberimize yakın olmak, Peygamberimizi gecemizde, gündüzümüzde, akşamımızda, sabahımızda, yanımızda hissetmek, salatü selamlarla onu anmak, öyle zannediyorum kurtuluş adına en büyük vesilemizdir. Bir gün bir hatırayı paylaşmak istiyorum. Umre'ye gitmiştik. Umre'de etrafımızdaki götürdüğümüz umreci kardeşlerimizle beraber Medine-i Münevvere'de bir otelde ikamet ediyoruz. Gündüzleri Allah Resulü'nü sallallahu aleyhi ve sellem ziyaret ediyor, bahçeye gidiyor. Akşamları da yatsıdan sonra mübarek, muhterem gördüğümüz hocalarımızdan bize Medine ve faziletiyle ilgili sohbetler yapması için davetler yapıyor, insanları çağırıyordu. İşte böyle bir geceydi. Orada Hüseyin Avni diye bir hocamız yıllardır oradaymış. Onu davet etmişler ve biz de o gün orada onun sohbetini dinledik. Daha önceden de tanışıyorduk kendisiyle ama orada ayrı bir konuyla önümüze çıktı. Peygamberimizin en büyük hizmetini, Peygamberimizi sevmenin en büyük sıfatını, vasıflarını anlattı bize. Ve orada Efendimizin tavsiyelerini anlattı. Onlardan birisi şuydu: eğer Medine'de ölmeye gücünüz yeterse ölün. Çünkü Medine'de vefat edip Bakim mezarlığına defnedilenlere şefaatim olacak diye Efendimizin hadislerini anlattı. Bunları anlattıktan sonra bize bir soru sordu. Dedi ki, acaba dedi sahabe-i kiramın sayısı ne kadardır? İşte 100 bin civarı diyoruz. Hadi 150 bin olsun. Bilemiyoruz. 200 bin olsun. Fark etmez yani. Bu artık hepsinin teker teker nüfus sayımıyla yapılacak bir şey değil ama 100 binin üzerinde bir cemaatten bahsediyor. O günkü sahabe efendilerimiz. Sonra döndü. Bu hadisleri dedi, duyduğu halde dedi, Medine'de acaba vefat etmiş sahabe sayısı kaç kişidir, bilen var mı? Biz daha önce okuduğumuz için az buçuk biliyorduk ama bekledik, ne diyeceğini bilmediğimiz için bekledik. Yaklaşık dedi 10 bin civarında sahabe efendimiz bu Bakî mezarlığında defnedilmiş. Orada ne? Peki geri kalan, eğer 150 binse 140 bin sahabe nerede? Peygamberimizin en büyük sünneti onun davasını insanlara duyurma. Peygamberi sevmenin en büyük göstergesi onun dinini insanlığa anlatacağım diye. En büyük sünnet, tebliğ sünneti, irşat sünneti. Bunları anlattı.
Dünyanın dört bir tarafına bu hadisleri duyduğu halde giden sahabe efendilerimizin gitmelerini işte bu manada görmek lazımdı. Ve arkasından bir vakayı anlattı. Bir gün dedi, Hoca Efendi o zaman İstanbul'daydı. Ben Medine'den büyüğümüzün yanına gittim ziyaretine. Gidince beni gördü, tebessüm etti ve bana dedi ki, Hüseyin Avni Hoca, bana Resul'ün köyünden ne getirdin hediye? Ne diyeceğimi şaşırdım diyor. Ne desem acaba? Herhalde hurma filan beklemiyordur. Çünkü hurmayı herkes getirir. Misvak beklemiyordur. Tesbih takke beklemiyordur. Ben de aklıma gelen bir şeyi söyledim. Dedim, efendim, Allah Resulü'nün aşkıyla memleketlerini, ailelerini, mallarını, mülklerini terk etmiş, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın aşkıyla gelip Medine'ye aram eylemiş, yerleşmiş mücavirler var. Geceli gündüzlü Medine'den dışarı çıkmayan, peygamber aşkıyla yanıp tutuşan kara sevdalılar var efendim. Onların selamını getirdim dedim diyor. Büyüğümüz bana dedi ki, Hüseyin Avni Hoca, getirdiğin selam baş göz üstüne. Allah Resulü'nün aşkıyla yanan gönüller baş göz üstüne. Ama ben de sana bir şey söyleyeyim. Peygamber aşkıyla kalkıp cephedeki, memleketlerindeki, ailelerindeki yapmaları gereken vazifeleri yüzüstü bırakıp, kalkıp Medine'yi Münevvere'ye sığınıp, Mescid-i Nebevi'ye sığınıp, o davayı cephede temsil etmeyen 50 tane böyle bir mücavire ben bir yurdumuzdaki bir belletmenimi değişmem. Bir belletmenimiz. Belki bunları söylerken kıymetli kardeşlerim tam anlamıyla bir tenasüp bulamayabiliriz. Acaba fazla bir şey mi diyebiliriz? Ama ben size şunu söyleyeyim. Hocamızın söylediği hiçbir söz, ayet ve hadislerle perçinlenmeden, desteklenmeden, altında kaide olarak bu ayet ve hadisler olmadan söylenmiş sözler değil. O sahabe efendilerimizin peygamber aşkıyla yanıp tutuştukları halde cihanın dört bir tarafına gitmelerini neyi de izah edebilir? İşte bundan dolayı muhterem kardeşlerim, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı sevmenin, onun sevgisine mazhar olmanın, peygamberimizi tanımanın ve o tanıdığımıza kurban olmanın en belirgin alameti, onun davasını, onun derdini, onun sancısını sinemizde hissetmek, karanlık her bir gönüle bir nur Muhammedi olarak, bir mum olarak, bir meşale olarak yanmak ve orayı aydınlatmak, onlara aydınlığa giden yolu göstermek. Öyle zannediyorum sevgi ancak bu zaman bir mana ifade eder. Yoksa haşa kuru demeyeceğim. Onun kurusuna da yaşına da zerrelerimize kadar muhtaçız. Ama aksiyona geçmemiş, harekete geçmemiş, çevresine yansıtılmamış bir peygamber sevgisi kendisiyle başlayıp kendisiyle biten kişilerle sınırlı kalan bir peygamber sevgisiyle bu davalar yürümez. Peygamberleri Allah Teala'nın göndermesinin ana gayesi faziletli bir insanın olması değil, Allah'ın davasını insanlığa duyurması. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın veda haccında son sözlerini insanlara söylerken cemaate, ey cemaat, bir gün Allah beni huzuruna alır da, sizi de huzuruna alır da, acaba gönderdiğim elçi
vazifesini yaptı mı diye sorarsa ne cevap verirsiniz? Tebliğ etti mi, dini anlattı mı derse ne cevap verirsiniz? Bütün cemaat, o Arafat meydanını dolduran cemaat, evet ya Resulallah sen vazifeni yaptın diye şahitlik yapınca Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam memnuniyet içerisinde ya Rabbi sen de şahit ol. Cemaat diyor ki ben vazifemi yapmışım. Demek ki bu alemde vazifem bitti. Zaten ondan sonra da çok yaşamadı Allah. Tebliğ bitince peygamberimizin ömrü bitti. Anlatacakları bitince peygamberimizin yaşanması da bitti. Bundan dolayı bizi yaşatacak olan şey tebliğdir, irşattır. Ayakta tutacak olan, hayat verecek olan şey tebliğdir, irşattır. Hayırlı kılacak olan şey tebliğdir, irşattır. İlahi kelimetullah'tır. Rabbim bu manada Efendimizin bu sünnetini hakiki manasıyla anlamaya bizi muvaffak eylesin. Saygıdeğer kardeşlerim, dedim ya bu mevzuya sadece bir dokunma adına Efendimiz'i mevzumuzda bahsetmek suretiyle ona bir el uzatma, ona bir salat selam gönderme adına bugün bu mevzulara dokunmuş olduk. Yoksa biz kim, onu anlatmak kim? Onu anlatmaya ne bizim gücümüz yeter, ne de anlatılan hiçbir kitap hakkıyla onu anlatmaya kadirdir. Ancak Allah onu anlatır, Allah onu metheder. Rabbim ahirete gidince onun şahsı manevisini orada görecek ve o manayı orada anlamaya gayret edeceğiz. Yarım saatlik bir zamanım olduğunu arkadaşlarımız söylemişlerdi. Şu anda da o vakti doldurduğumuzun farkındayım. Ben de burada nokta koymak istiyorum. Ama burada nokta korken saygıdeğer kardeşlerim, şu anda gerek ülkelerimizde, gerek ana vatanımız olan ülkemizde, gerek dünyanın dört bir tarafında çok ciddi sıkıntılarla boğuşan arkadaşlarımıza yine bir iki satırlık dua ile şu Cuma'nın eşref saatlerinde, makbul saatlerinde dua ile mevzuyu noktalamış olalım inşallah Teala. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi sellem ecmaîn. Allahumme rabbena ya rabbena taqabbal minna innaka entes semiul alim ve tub aleyna ya mevlana innaka entet tevvabur rahim ve ihdina ve vaffiqna ila el hak ve ila tariqil mustakim. İlahi ya rabbel alamin, bizleri kendine kul habibine eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbel alemin, yüzümüzün karasına, elimizin kirine bakmadan bizi kul olarak kabul eyle ya Rabbi. Şu cumalar hürmetine ya Rabbi. Şu Şaban ayının hürmetine ya Rabbi. Ufkumuzda beliren Ramazan ayı hürmetine ya Rabbi. Bizleri Peygamberimize ümmet olma makamına layık eyle ya Rabbi. Ehil eyle ya Rabbi. Biz bir emek sarf ederekten peygamberimizi bulmadık. Bir emek sarf ederekten İslam'ı bulmadık, Kur'an'ı bulmadık. Doğduk, ezan seslerinin, Kur'an seslerinin arasında çevremiz hep dinle, imanla doluydu. Bir insan miras gibi elde ettiği değerlerin çok fazla kıymetini bilemiyor. Bundan dolayı peygamberimizin ve Kur'an'ın değerini, kıymetini hakkıyla bilemiyoruz. Ya Rabbel Alemin, bizi içinde yaşadığımız şu toplumla beraber mümin ve Müslüman olarak yarattın. Ya Rabbel Alemin, bu nimeti bizden alma ya Rabbi. İmanla yaşamaya bizi muvaffak eyle ya Rabbi. İmanla huzuruna varmaya bizi muvaffak eyle ya Rabbi. Huzurunda imanlılarla beraber haşr-ı neşr olmaya bizleri muvaffak eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbel Alemin, yeryüzünün en faziletli ümmeti, ümmeti Muhammed. Ama gel gör, yeryüzünde şu anda yaşadığımız dünyada
ümmetlerin arasında ifade edecek fena sözlerden sıkılıyoruz ama olmak istenmeyecek yegane ümmet yine ümmet oldu. Bizim ümmetimiz oldu. Peygamberimizin davasına leke getirdik. Onu temsil edemedik. İslami göstergelerle yapılan istatistiklerde en suçlu toplum Müslümanların yaşadığı coğrafyalardaki toplum çıkıyor. Yalanın, kıyanetin, hasedin, fesatın, zulmün, kinin, garazın kol gezdiği toplum bizim toplumumuz çıkıyor ya Rabbel Alemin. Utanmadan, sıkılmadan bütün bunları bir de bismillahlarla, la ilahe illallahlarla, salatü selamlarla konuşan, oturan, kalkan, gezen insanlar yapıyor ya Rabbi. Bundan dolayı çok mahcubuz, çok perişanız. Halimizi ifade edecek kelime yok. Ya Rab, bizi ümmeti Muhammed'e layık eyle ya Rabbi. Ümmeti Muhammed'e yakışmayan bütün sıfatları üzerimizden al ve Peygamberimizin bize emanet bıraktığı âli sıfatlarla bizleri muttasıf eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbel Alemin. Şu anda günümüzde bize emanet olarak göndermiş olduğun şu hastalıklara karşı, şu virüslere karşı ya Rabbel Alemin vazifesini hakkıyla yaptıktan sonra ya Rab tez zamanda bizlere şifa ver ya Rabbi. Bu virüslerden ders almayı bizlere nasip eyle ya Rabbi. Hikmetini bilmiyoruz. Hakiki hikmetini huzuruna varınca anlayacağız. Ama ya Rabbel Alemin inanıyoruz ki boş yaratmadın. Bütün bunların bir gayesi var. Bizi bunlardan hakiki manada ders almaya muvaffak eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin bu vesileyle, bu mevzuyla uğraşan bütün doktorlarımıza, hemşirelerimize, sağlık görevlilerimize, hastane personellerimize ya Rab yardım eyle ya Rabbi. Hastalıklara karşı onları koru ya Rabbi. Hafaza melekleriyle onları koru ya Rabbi. İnsanlık adına kendilerini feda eden, o günümüzde yaşamış olan, o adeta savaş kahramanı diyeceğimiz o büyük insanlara, o vazifesi ulvi insanlara yardım eyle ya Rabbi. Bu mevzuda enfekte olmuş bütün kardeşlerimize acil şifalar nasip eyle ya Rabbi. Ya Rab şu anda darda kalan bütün kardeşlerimize, nefes alamayan kardeşlerimize, acı çeken kardeşlerimize acilen sıhhat ve afiyetler nasip eyle ya Rabbi. Bu mevzuda vefat eden kardeşlerimize şehitlikle muamele eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin memleketimizde şu anda hükümleri görüşülen bütün o mağdurlar ve mazlumlar adına kanun çıkarmaya çalışan insanlara akıl ver ya Rabbi. Basiret ver ya Rabbi. Feraset ver ya Rabbi. Şu mazlum mağdur herkesin inim inim inlediği şu dünyada artık onlara da hürriyetlerini verecek kanunlar yapmaları nasip eyle ya Rabbi. Akıl ver ya Rabbi. İzan ver ya Rabbi. Vicdan ver ya Rabbi. Yapay iman değil, imanı tahkiki ver ya Rabbi. Ve o imanı tahkikiyle o insanlara vicdanla muamele etmeyi nasip eyle ya Rabbel Alemin. İlahi ya Rabbel Alemin. Şu yaşadığımız memleketlerde bizlere kendi memleketimizden daha fazla sahip çıkan gerek Fransa'ya, gerek Belçika'ya, gerek Almanya'ya, gerek Avrupa'daki Hollanda, diğer ülkelere, bütün dünya ülkelerinde mazluma, mağdura sahip çıkan Ali Cenab memleket insanlarına ya Rab işlerini asan eyle ya Rabbi. Sıkıntılarına çareler nasip eyle ya Rabbi. Birlik, beraberlik ver ya Rabbi. O insanlara razı olduğun şeyler nelerse onları en karibu zamanda nasip eyle ya Rabbi. Sevmediğin fenalıklar nelerse onlardan da onları muhafaza eyle ya Rabbi. Amin, 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 ya mu'in. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Amin. Lillahi l-Fatiha.